Teşekkür ederim ilk öncelikle abi, güzel sözlerin için. Sizlerin böyle düşünmesi bizim için çok önemli. Şunu söyleyebilirim, ilk öncelikle burada emeğe geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle takım arkadaşlarıma. Bir ay kamp geçirdik, kampımız çok güzel geçti. Herkesin mutluluğu, dediğim gibi her zaman benim için önemliydi. Hiç kimse negatif değildi. Burada hocamıza, ekibine, tüm fizyolarımıza, masörlerimize, aşçılarımıza, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta bir ay ailemizden uzak kaldık, çocuklarımızı özledik. Ama konu milli takımsa işler değişiyor. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her maç bizi son dakikaya kadar destek çıktılar. Ülkemize teşekkür ediyorum. Bir nevi onlara da bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Yolumuz uzun. İyi işler yapacağımıza eminim. Bu da futbolun bir parçası. Kaybettik. Kabul etmemiz gerekiyor ama 2-1'den sonra yine şansları vurduk ama değerlendiremedik. Önümüze bakacağız. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Sonuçta buralara kadar bizim geleceğimizi kimse beklemedi. Biz inandık, çok çalıştık. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ya aslında şöyle, genel anlamda turnuvaya baktığımızda tüm takımlar bir sıra önüne geçtiğinde herkes geri yaslanıyor. Bu neden böyle bilmiyorum ama bugün bizde de öyle oldu. Çok geriye yaslandık. 2-1'den sonra 5 dakikadaki tane gol yedik. O tabii bizi biraz kırdı ama sonuçta yine biz denemeye çalıştık. Uzun toplarla şansı bulduk. Ama değerlendiremedik. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Ondan ders çalmamız gerekiyor. Ama önümüze bakacağız. Dediğim gibi herkese gurur duyuyorum. Hiç kimsenin burada saygısız bir hareketi olmadı. Hep sevgiyle karşılandı. Ve bu bizi öne taşıyacağına eminim. İnşallah. Dediğim gibi bu turnuva tabii ki bizi önüne taşıyacaktır. Bundan eminim. 2032 bizim için çok önemli. Buraya kadar geldik, başardık. Bu da bir ayrı bir gurur bizim için. Sonuçta oyuncularımızın ilk turnuvası. Bundan daha çok tecrübe kazanacaklar. Ders çıkaracaklar. Biz de aynı şekilde birlik olduğumuz sürece, beraber olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Bunu hep gösterdik. Dediğim gibi bu maçtan çok şeyler de öğrendik. Sonuçta taraftarlarımızın son düdükte bizi ayakta alkışlaması bizim için çok önemliydi. Çünkü onlara bir nevi heyecan yaşattırdık. Duygusal anlamlar yaşadık. Bu da futbolun bir parçası. Önümüze bakacağız.